Pek çok kişinin yüzünü güldüren aile destek programı ödemeleri bu ay sona eriyor. Dar gelirli vatandaşların hesaplarına her ay peş peşe düzenli olarak yatırılan bu ödemelerin tam da bu ay sona erecek olmasıyla beraber hükümet tarafından şimdi de dar gelirlilere vatandaşlık maaşları verileceğinin ilk sinyalleri geçtiğimiz haftalarda geldi. Vatandaşların gündeminde yer alan konu ile ilgili olarak paylaşılan detaylara göre Aile ve Sosyal Hizmetler Eski Bakanı Derya Yanık, vatandaşlık maaşı ile ilgili bazı detayları kamuoyuna açıklamıştı. Yapılan söz konusu bu paylaşımın ardından da arama motorlarında da vatandaşlık maaşı ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Fotomaç'ta yer alan habere göre, pek çok kişinin gündemini meşgul eden vatandaşlık maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıklamalarından sonra arama motorlarında sık sık araştırılmaya başlandı. Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 döneminde gelirleri düzensizleşmiş olan vatandaşların hesaplarına düzenli şekilde yatırılan aile destek ödemelerinin bu ay sona erecek olmasıyla hükümet, şimdi de vatandaşlık maaşı uygulaması için düğmeye bastı. Vatandaşlık maaşını kaçırmayın. Pek çok kişinin gündeminde yer alan vatandaşlık maaşları ile ilgili olarak verilen bilgilere göre, dar gelirlilerin yüzünü güldüren aile destek ödemelerinin Temmuz ayında resmen sona erecek olması nedeniyle yeni bir proje olarak duyurulan vatandaşlık maaşı, dar gelirli vatandaşlara verilmesi hedeflenen sosyal yardım projesi olacak. Pek çok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan vatandaşlık maaşları ile ilgili olarak önemli bazı açıklamalar yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Eski Bakanı Derya Yanık, vermiş olduğumuz aile destek programından elde etmiş olduğumuz bazı tecrübeler ile önümüzdeki dönemlerde de söz konusu bu programı da sürdürmeyi arzu ediyoruz. Söz konusu bu programımızı bir anlamda bütüncül bir çevreye dönüştürerek koruyucu ve önleyici sosyal yardımı da kapsayacak şekilde bir vatandaşlık maaşına dönüştürme ile ilgili çalışmamız bulunuyor. Bunu önümüzdeki süreçte de inşallah yeniden kamuoyuyla paylaşacağız, diye konuşmuştu.